Değerli Risale-i Nur dersleri seyirci ve dinleyicileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda değerli Ümit Taş hocamla birlikte 28. lema'dan okumaya devam edeceğiz. İnşallah. 28. lema malumunuz tek bir konu değil. Sorulan bazı sorular, üstadımızın hatırına gelen bazı ayetlerin hem o soruların cevabı hem de ayetlerin tefsirlerinden oluşan birkaç konu olduğu için tek bir konuyu kısa kısa inşallah okuyup istifade etmeye çalışacağız. İnşallah. Evet, geçen dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Önce bir duamızı okuyalım, salavatımızı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, es-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Ümit Hocam buyurun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse le emmâretun bis-sû'i meali, haşiye bu parçanın da herkese faydası var. Nefis daima kötü şeylere sevk eder. Ayetinin hem de a'da aduvvike nefsü kelleti beyne cembeyk manayı şerifi senin en zararlı düşmanın nefsindir. Hadisinin bir nüktesidir. Evet. Tezkiyesiz nefs emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusuru nefsine almaz. Belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriğe eyler. Mübalağalar ile belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek adeta takdis eder ve derecesine göre menittehaza ilahehu heva ayetinin bir tokadını yer. Temeddühü ve sevdirmesi ise aksül amel ile istiskali celbeder, soğuk düşürtür. Hem amel-i uhrevide ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet-i hazıraya müptela olan hisse ve hevai nefse mağlup olup, yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden 10 sene ceza görür. Adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevai bir çocuk gibi elmas kıymetinde bulunan hasenatını hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile edip kârlı işlerde hasaret eder. Allahümme hafazna min şerri nefse ve şeytan ve min şerril cinni vel insan. Evet, burada bu Bismillahirrahmanirrahim innen nefse le emmâretun bis-sû'i ayeti kerimesinin bize bir tefsirini yaptı. Bu ayeti kerime Yusuf Aleyhisselam'ın okuduğu bir ayeti kerime. Hani malumunuz iftiraya uğruyor, Zeliha'nın iftirasını hapse atılıyor. Yıllar sonra suçsuzluğu anlaşılıyor. Tam o suçsuzluğunun anlaşıldığı sırada bir peygambere yakışır bir şekilde, yani ben de bir insanım, benim de nefsim emmaredir, benim de nefsim beni daima kötülüklere sevk eder, kötü şeylere sevk eder. Beni Rabbi Rahim'im korudu orada, yani o günaha girmekten Allah beni korudu. İnnen nefse le emmâretun bis-sû'i illâ mâ rahime rabbi. Peygamber yakışır tarzı, evet. Tabii, ne güzel ifade. Tabii kendinden bilmiyor, evet. Yani. Ben, yoksa bize kalsa ya işte ben nefsim dizginledim bilmem ne falan. Yine kendimize size verebilirdik. Ya ben size dememiş miydim, ben yapmadım, inanmadınız bana deyip kendinden bilmiyor. Allah beni orada korudu diye. Yine Allah'tan biliyor. Bu bizim için de bir ders. Yani bir peygamberin hikayesi, işte okuyalım da dinleyelim bir
hoşça vakit geçirelim diye Kur'an-ı Kerim'de yer almamış değil mi? Bize bir ders var burada. Sadece hikaye değil yani. Hikaye değil. Öyleyse biz de daima kendimizi, nefsimizi yetersiz, kusurlu, günahkar kabul etmeliyiz ki Allah'a tövbe edelim, affına sığınalım. Hepimizde var bu zayıflık. Yani hepimiz insanız. İnsan bu 13. Lema'nın sonunda da bu konuyu biraz daha geniş açıklıyor. Başkasına karşı biraz daha müsamahakar, başka Müslümana bakarken iyi tarafları fazlaysa hüsnü zannedip iyi insandır dememiz lazım. Kötü tarafları fazlaysa kötüdür dememiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hak mahşerde adaletini öyle tecelli ettirecek. Günahları fazlaysa cezalandıracak, sevapları fazlaysa affedecek. Öyleyse bizim de Müslümanlara öyle bakmamız lazım. İyi tarafları fazlaysa o insan sevilmeye, saygı duyulmaya layıktır dememiz lazım. Ama kendi nefsimize karşı biraz daha dikkatli olmamız lazım. Ben günahkarım, yetersizim, kusursuzum, kusurluyum deyip tövbe istiğfar etmemiz lazım ki daha fazla eksiklerimizi giderelim, eksiklerimizi azaltalım. Nefsimizi beğenmek yok yani. İş dairede daima onu ezeceğiz. Halbuki insanda tamamen biraz daha farklı bir hissiyat hakim. Avukat gibi kendi nefsimizi savunuyoruz. Ben yapmam, ben etmem, ben yapmadım, ben etmedim. Halbuki kusurunu kabul eden değil mi? Şeytanın maskarası olmaktan kurtulur. Daima Allah'a tövbe istiğfar eder. Tövbe istiğfar eden de affa mazhar olur. Ondan sonra inşallah. Bu bakımdan hiçbir zaman nefsimizi hatasız, kusursuz görmeyeceğiz. Zaten buradaki ayet-i kerimede men ittakaze ilahehu hevahu ayetinde de ne dedi? Daima nefsini ilah edinenler, hevasını kendine ilah edinen, yani ben kusursuzum, mükemmelim, harikayım demek gururlanmaya sebep olur. Gururlanmayacağız. Daima kendimizi yetersiz göreceğiz ki terakki edelim. Evet. Daha iyi olmaya gayret edelim. Hayırda yarışalım diye. Sonunda da güzel bir dua ile bitirdi. Allahum mahfazna min şerrin nefsi ve şeytan ve min şerril cinni vel insan. Meal olarak da Allah'ın bizi nefis ve şeytanın şerrinden, cin ve insanların şerrinden koru diyeceğiz daima. Demek ki böyle insanda nefis denilen, bizi daima kötülüklere sevk eden duygular var. Bunun farkında olacağız. Kendimizi yeterli görmeyeceğiz. Daima tövbe istiğfar edeceğiz. Evet. Bir de yani nefse tabi olanlar için yani nefis, kör, hissiyat yani bunlar akıbeti görmüyor. Peşin evet. Hazır bir lezzeti ilerideki bir batman lezzeti tercih ediyor. Ve hazır bir tokat korkusuna ilerideki pek çok büyük azaptan daha çok korkuyor. Yani yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla dedi ya yani çok kişiler maalesef yani bir dakika intikam yüzünden mesela 10 sene hapis cezası alabiliyor değil mi? Yani insanda böyle bir zayıf nokta var, zayıf evet. Duygular var. Bunun farkında olacağız. Sürekli Allah'ın yardımı dileyeceğiz. Evet. Yani diyelim ki hırsızlığın kötü olduğunu biliyor ama yapıyor insan. İçkinin zararlı olduğunu biliyor, yapıyor. Birçok günahlar zina gibi var. Kötü olduğunu, günah olduğunu, zarar olduğunu biliyor. Yine yapıyor. Demek insanlar bu duygularına yenilebiliyorlar. Demek mahiyetini bilmek yetmiyor yani. Böyle sürekli de Allah'ın yardımını istememiz lazım. Evet. Tövbe istiğfar evet. Etmemiz lazım. Bir de yaşantı şekliyle yani düzgün bir yaşantı olunca evet. Hani belli bir itidal üzerine nefis tabii. Belki rabd-ı zapt altına alınabilir evet. Yani şunu da destek olsun diye aklıma geldi. Yani insanı Cenab-ı Hak kainattaki bütün zıt duyguların birer numunesini insanda da yerleştirmiş. Kainatın küçük bir misali, müsavgarı, küçültülmüş bir misali diye tabir ediyor Üstad-ı Serenur'da. Yani kainatta nasıl ki zıt duygular var, iyi ve kötü kuvvetler var pardon. Evet. İnsanda da bunun benzerleri var. Yani iyiye meyilli duygular da var, kötüye meyilli, şerre, günaha meyilli duygular da var. İşte hangi taraftan gıdasını insan fazla alırsa o hal insanın ruh dünyasına hakim oluyor. Bu bakımdan ibadetler, dualar, dini kitap okumalar,
ilmi dini sohbet meclisleri bunlar bizim o hayra, maneviyata, meyilli ahirete, meyilli duygularımızı besleyen, güçlendiren ortamlar. Bunlara şiddetle ihtiyacımız var. Günde evet. 5 vakit namaza, aynı duaları okulara Allah bize emretmiş. Demek ki bu bizi koruyan bir şeyi var, psikolojik bir faydası var. Ama bunları yapmayıp günahlı ortamlarda bulunur, günahlı şeylerle meşgul olursa insan bu sefer de o şerre meyilli, şehvet duygular, başka hayal, kötü duygular insanın ruh dünyasını doldurur ve o insan günaha meyledebilir. Yani tövbe istiğfar daima insanın şerre meylini keser diyor bir yerde. Yani meylan-ı şerri keser. Evet. Tövbe çok önemli. Kusurunu kabul etmek çok önemli. İnsanında bir meyil varsa günaha karşı o meylin önünü kesen önemli bir sığınaktır. Sürekli ihtiyaç var. Tövbe evet. istiğfar etmeye, Allah'a sığınmaya. İşte bir peygamber bunu yapmış. Kur'an-ı Kerim'de bunu bize gösteriyor. Evet, buyurun. Sual. Kısa bir zamandaki küfre mukabil, yani inkara mukabil, hadsiz bir zaman cehennemde hapis nasıl adalet olur? Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman cehennemde hapis nasıl adalet olur? El cevap. Sene 365 gün hesabıyla bir dakikada katl, bir dakikada adam öldürme, 7.884.000 dakika hapis iktizası kanunu adalet iken, bir dakika küfür 1000 katl hükmünde olduğundan 20 sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir adam kanunu adaletle 57.201.200.000.000 sene beşerin kanun adaletiyle hapse müstahak olur. Elbette halidine fiha ebeda adaleti ilahi ile vecih-i muvafakatı bundan anlaşılıyor. Halidine fiha ebeda yani ebedi hapiste onu tutar. Evet, onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Evet. Ayet-i Kerime bu. Beyyine suresi 8. ayet. Cehennemde o inkarcılar ebedi kalacaklardır deniyor. Evet. Bunu bazen itiraz edenler olabiliyorlar. Yani ebedi çok büyük ağır bir ceza gibi geliyor. Yani onun şeyini yapıyor. Bir evet, tahlilini yapıyor. Muhakemesini, muvazenesini yapıyor. Birbirinden gayet uzak iki adedin sırrı münasebeti şudur ki katl ve küfür tahrip ve tecavüz olduğu için gayre tesirat yapar. Bir dakikada katl, leakal, zahiri adete göre 15 sene maktulün hayatını selbeder. Onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, binbir esma-i ilahiyi inkar ve nukuşlarını tezyif ve kainatın hukukuna tecavüz ve kemalatını inkar ve hadsiz delail-i vahdaniyeti tekzip ve şehadetlerini reddetmek olduğundan kafiri binler seneden ziyade esfel-i safiliğine atar, halidine de hapseder. Evet, güzel bir benzetme yaptı burada. Hani nasıl oluyor ki bir kafir, yani Allah'ı inkar eden, İman esaslarını Allah'ın bildirdiği Kur'an-ı Kerim ayetlerini inkar eden bir insan ebedi olarak, sonsuz olarak cehennemde kalacaktır. Ayetine bazen böyle ya çok ağır değil mi bu? Yani insan ömrü belli, mahdut. Buna rağmen ebedi bir azap. Bir kısa ömürde ki bir günahlardan dolayı ebedi bir azap, bir ağır değil gibi. Tabi olayın güzel bir benzetmesini yaptı bir insan. Bir başka insanı öldürse de bugünkü kanunla en az 15 sene ceza veriliyor. Fiilin süresi 1 dakika. 1 dakikada bir insanı öldürüyorsun 15 sene ceza. Niye? O insanın hayatına kastettiği için. Yani onun hayatına son verdiği için. Şimdi 1 dakikada işlenen bir suça 15 sene ceza de bugün adalet insan hatta veriyor yani. Hatta insan. Az bile deniyor değil mi? Devam evet. olması lazım. Az bile deniyor bu. Şimdi İnkar eden bir insanın tabii şu tarafı görülmüyor.
kainatta Allah'ın yarattığı her şey Allah'ı bize anlatıyor adeta. Allah'ın birer varlığının, birliğinin birer delili, birer ayeti. Yani bir güzel çiçek, değil mi? Allah'ın Cemil evet. ismini bize sürekli ilan ediyor. Bir sanatlı bir şey yapılmış, güzel bir şekilde Musavvir ismini, Müzeyyin ismini süslü yaratılmış gibi. Bütün mevcudat Halık ismini yoktan yaratılmışlar. Nimetler geliyor yani, değil mi? Nimetler Rezzak ismini bize tanıtıyor, bezene güzel yaratılmış. Şimdi bütün mevcudat Allah'ın isimlerini bize tanıtıyor. Birisi de çıkıp diyor ki, hayır bunlar diyor anlamsız, topraktan geldi, kendi kendine oldu. Nerede burada Allah haşa? Yani hem onların değerini düşürüyor. Evet. Yani o güzel gül, o güzel işte bir meyve, bir portakal, üzüm, incir neyse. Yani bize Allah'ı anlatan güzel bir sanat eseriyken, değil mi? Sanat eserleri kime aitse ona göre değer kazanır. Çok önemli bir sanatkarın eseriyse evet. o çok değerlidir. Şimdi kainatın sultanının eseri. Yani işte bir Yıldız Camii'nin şeylerini deniyor, ahşaplarını, işte kapısını, penceresini, parmaklıklarını Abdülhamit yapmış. Ne kadar değerli, önemli bir kişinin yaptığı bir eser, değil mi? Çok değerlidir. İşte şu padişahın yaptığı resim diyoruz, çok değerlidir sanatkarına intisap edince. Şimdi kainatın sultanının, yaratıcısının eseri deyince hepsi değerli. Onu bize tanıtar. Şimdi bu kadar değerli bir eseri sen yok, kendi kendine oldu, o yapmadı deyince onun değerini birdenbire düşürüyorsun. Tezyif ediyorsun, çürütüyorsun, hakaret ediyorsun. Hakaret ediyorsun. O ben Allah yarattı, bak ben Allah'ın güzel ismini, Cemil ismini ilan ediyorum diyor. Yok sen yalan söylüyorsun diyorsun, ona hakaret ediyorsun. Yani manevi bir hakarettir bunlar. Hem onun değerini düşürmek, hem de onun Allah'a olan şahitliklerini, şehadetlerini inkar manasında evet. ona bir hakaret olduğu için Cenab-ı Hak işte bu sayısız mahlukatının hakkını o inkarcıdan almak için ebedi cehennem atmak adalettir. Tabii ömrü boyunca kaç dakika geçiyor değil mi? Ve bir küfür bin katil hükmünde diyor. Dolayısıyla onları çarparsak zaten ebediyette orada hapsoluyoruz. Yani zaten. Şey değil, adaletsizlik değil. Çünkü tek kişiye, tek bir varlığa değil, Allah'ın yarattığı her şeye hakaret olmuş. Bin bir ismine yani. Bin bir isminin tecellilerine, o mahlukata hakaret olduğu için Cenab-ı Hak o sayısız mahlukatının hakkını o kişiden almak için onu ebedi cehenneme atıyor. Halidine evet. de hapsediyor. Adalettir yani. Evet. Ondan inkar çok dehşetli bir büyük azim günah, bir küfür. Burada bir adaletsizlik yok. Yok evet. Evet. Cenab-ı Hak adili mutlak, evet. adaletsizlikten münezzeh. Şimdiden ikaz ediyor değil evet. mi? Akıl vermiş, güzellikleri önüne sermiş. Sen bir şeyi bile cep telefonunu ya adam ne güzel yapmış diyorsun. Bir resmi görsen ya han kim yapmış mı? Her sene sahibini düşünüyorsun da. Değil mi? Adam bir güzel bir çiçeğin, bir ağacın, bir insanın resmini yapmış. Mona Lisa bir hanımın evet. resmini yapmış. Sen onun taklidini yapan bir resme hayran oluyorsun, büyük değerler biçiyorsun, onun sanatkarını anlatıyorsun, böyle büyük sanatkardı, böyle büyük ressamdı. Evet. Ama o bir insanı yaratan değil mi? O hanımı bir yaratan Allah var. Onu kabul etmiyorsun. Bu çok büyük bir hakarettir elbette ki. Bir şekeri verene teşekkür etmemeyi edepsizlik biliyoruz. Sana ömrüm boyunca yani vagonlar dolusu nimetleri gönderene nasıl bilmiyorsun, tanımıyorsun ya, değil mi? Yani Allah yani, akıl evet. vermiş, bunu düşünüyorsun da ona onu düşünmüyorsun. Orada bir inat var. Peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, bunun dersini vermiş. Yani birdenbire bilmediğimiz sorulardan bizi imtihan etmiyor. Sorularda, cevaplarda her şeyi önceden bize bildirmiş ama sen inat ediyorsun. Ve bu zamanda teknolojinin gelişmesiyle bazı daha önce gaybi olan iman hakikatleri artık yani gözle görünür hale geliyor. Değil mi? Mesela insanın amelleri efendim bir sayfa içinde neşredilecek. İnsanın bütün ömründeki amelleri nasıl oluyor da bir sayfa içinde neşredilecek diye eski insanlar belki tasarlamakta, hayal etmekte zorlanırdı. Ama şimdi bakıyorsunuz cebinize taşıdığınız o USB dediğimiz belleklerde, minnacık bellek çiplerinde gigabaytlar seviyesinde yani insanın ömrünü birkaç kere dolduracak bilgiler içinde kullanılabiliyor, saklanabiliyor.
bir küçük bir link gönderiyor sana değil mi? Linki bir açıyorsun ki o içinde de yani kütüphaneler dolusu bilgi var. Evet. Onun için artık bunu anlamak şimdi daha kolay. Hala anlayamıyorsan artık sen ebedi olarak cehennemde kalmaya hak ediyorsun. Evet, aklına git tedavi ettir. Evet. Ümraniye metrosu kaptansız, sürücüsüz ama herkes biliyor ki sürücüsü olmasa da onu uzaktan kontrol eden, bir kanuna tabiyetini bilen şeyler var yani. Evet. Hükümler var. Şimdi insanlar onu biliyor ki kontrol altında. Kontrol altında olmayan bir şeye kim biner? Evet. Şimdi şu dünya gezegeninde, şu binlerce yıldız arasında dönüp dolaşan bu dünya ve diğer gezegenleri nasıl kaptansız, sürücüsüz, hadi görmüyorsun ama kontrolsüz olması mümkün mü? Bir saniye bile geri kalmıyor değil mi? Ya. Her şey ya. Bir yıl önceden takvimler her şey yazılmış. Her şey aynı, belli. Aynı dakikada, aynı saniyede. Nizam ve intizam son derece hassas ya. Bir şekilde devam ediyor. Ya. Burada hocam bir talebesi bir şeyini anlatmış, hatırasını anlatmış. Şöyle geçebiliriz. Evet. Sadece bir güzellik olması bakımından şunu bir sözlü olarak müsaadenizle aktarayım. Buyurun. Bir talebesi diyor ki ben diyor yeğenlerimi diyor evde diyor gelmişlerdi bana diyor. Merak ediyorlardı Bursa'nın kitaplarını. Ben de diyor işte 3 yaşından 8 yaşına kadar çocukları bunlardan okudum diyor. Evet. Fakat diyor, yani bazen diyorlar ya, ya bunu sarayında çok ağır anlamıyoruz, ondan sonra biraz sadeleştirirse. Aynen diyor, hiç şey yapmadan okudum, o çocuklar diyor böyle huzur içerisinde dinlediler. Hoşlarına gittiğini söylediler. Evet. Yani demek ki illaki aklı anlamasa da ruhları bir şeyler, güzellikler hissediyor. Yani ben anlamıyorum deyip okumayı bırakmamak lazım. Bir çocuk bile bir şeyler hissediyorsa. Evet. Biz de illaki bir şeyler anlarız, okumak lazım. Hakaiki imaniyenin tefsiri, izahı. Evet, izahı. Yani bir, sadece akla bakmıyor, kalbe, insan diğer latifelerin hissiyatlarına da bakıyor. Dağılıyor. Yani yine bir yerde şöyle güzel bir misal veriyor Sarayınur'da. Bir bahçeye girdiğiniz zaman, o bahçede hani ağaçların alt dallarında da meyve de vardır, yukarıdaki dallarda da vardır. Ama biz boyumuzun uzadığı kadar alt dallarından da bir şeyler faydalanırız yani. Evet. Ya ben niye şu yukarıdakine uzanamıyorum dememek lazım. Ne kadar faydalansak kârdır. Yani ben daha lisedeydim, ilk olarak bana Ayetül Kübra kitabını vermişlerdi. Yani merakla okudum hakikaten. Yani neredeyse yarıdan çoğunu anlamadım ama o anladığım yerde çok hoşuma gitmişti. Yani olsun yani, hiç olmazsa birkaç tanesini orada işte arının yaratılışına dikkat çeken ayetin tefsiri öyle hoşuma gitmiştik. İşte hurma ve üzüm ya kuru bir kumda Allah bir şeker şeyi gibi, lokum gibi şeyler bize yaratıyor. Bunlar susuz toprakta. İşte deve, koyun, keçi, inek gibi hayvanlardan kan ve fışkı arasından bize sütü gönderiyor ayetin tefsiri öyle hoşuma gitmişti ki. Yağmurun yağışı, gök gürültüsü, işte hazırlanın geliyoruz diyor. Yağmuru işte hiçten yoktan Allah göğü konuşturuyor. Şimdi bu ifadeler çok ilgimi çekmişti. Hiç düşünmemiştik. Bambaşka dedik. Bir üslup. Bambaşka bir üslup yani kainatta her şeyi bize Allah anlatıyor ya. Hiç düşünmemiştik bunları diye. Yani ne kadar faydalansak kârdır düşüncesini okumak lazım. Çünkü bizim yani hem kelime haznemiz az olduğu için hem de hani isterseniz kelime haznemiz az olunca kavrama şeyimiz de az, sınırlı. İlk anda anlayamayabiliriz her tarafını. Ama yine devam edelim sabırla. Kelime haznemiz arttıkça, tekrar tekrar okudukça daha fazla şey istifade ederiz inşallah. Evet. Onun için okumak lazım. Yani sınırlar. Çocuklar istifade ettiğine göre biz büyükler herhalde daha fazla istifade etme imkanımız var. Okumak, dinlemek, ilim meclislerine devam etmenin önemini, faziletini, sevabını Resulullah hadis-i şeriflerinde sık sık vurgulamış yani ilim meclislerine devam edin. Bir talebe hemen ilkokula başladığı zaman her şeyi anlıyor mu öğretmenin her anlattığını değil mi? Her gün bir azar azar anlayan diye onun zekası, kavraması, idraki geliştikçe evet. Daha fazla şey anlamaya başlıyor. Yani biz de hemen ilkokul talebesi seviyesindeyiz. Hemen istiyoruz ki şey yapalım. Yani bugün öyle deniyor. Yani normalde günlük böyle halkın konuştuğu kelime şeyi 500-600 kelimeden oluşuyor diyorlar yani.
Ama bu kitaplar 6000 kelime kullanılmış burada. Şimdi ben 5-600 kelimelik bir dağarcığımla 6000 evet. kelimelik bir hazine elbette ki ilk anda her tarafını anlayamam. Ama istifadesiz de kalmayız. Kelime haznemiz, anlamını bildiğimiz kelimeler arttıkça daha fazla evet. istifade ederiz. Onun için sabırla okumaya devam etmek lazım. Okumaya, dinlemeye. Dinlemeye devam evet. etmek lazım diye. Yani bir çocuklar bile bunlar ne güzel kitaplar bunları kim yazdı deyip de şey yapmışlar, takdir etmişler ki 3 yaşına 8 yaşına kadar küçük çocuklardı diyor. Öyle bir hatırasını da bir talebesinin buradan nakletmiş. Onun dışında birisi bir rüyasını anlatmış. Onlara da geçebiliriz. Ondan sonra isterseniz şeyden 28. Leman'ın 28. nüktesinden evet, oradan başlayabiliriz. Oradan değil mi? Devam edelim tamam. inşallah. 28. nükte. Bismillahirrahmanirrahim. La yessemme'une ilal meleyle a'la ve yukzefune min külli canib duhuran ve lehum azabun vasib illa men hadifel hadfete fe etbe'ahu şehabun saqib وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ Bunların isterseniz meallerini de okuyorum. Buyurun. Birkaç yerden alınmış ayet-i kerimeler. Birisi لَا يَسَّمَّعُونَ değil mi? Evet. يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَعُ الْعَالَى وَيُقْزَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Yani buradaki ayet-i kerimelerin meali, onlar yüce meclise kulak dayayamazlar ve her taraftan ateşe maruz kalırlar, kovulurlar ve onlar için daimi bir azap vardır. Meğer o meclisten bir söz kapan olursa peşini delici bir alev takip eder. Evet, burada yani bu göktaşları, yıldız kaymaları hadisesini anlatıyor. Bunların hikmetleri nedir? Ayet-i Kerime yer vermiş. Bunların diğer bir ayet-i kerime var. Bu ilk okuduğum Saffat suresindenmiş. Diğer Mülk suresinde de geçiyor yine. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَّابِهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ Yakın göğü yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Yani o demek ki şeyler de tesadüfi değil. Göktaşları dediğimiz, yıldız kayımlar dediğimiz olaylar da tesadüfi. Onların da bir anlamı, manası evet. var. Şimdi ayet-i kerimelerde geçen bu mananın izahını bize yapacak, evet. tefsirini bize yapacak. Neye işaretmiş bu gördüğümüz rejimler? Evet. Gibi ayetlerin mühim bir nüktesi, ehl-i dalaletin bir tenkidi münasebetiyle beyan edilecek. Şöyle ki, cin ve şeytanın casusları, semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybi haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyunlar ve bazı ispiritizmacılar gibi gaybden haber vermelerini, nüzül-ü vahyin bidayetinde, vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimi casusluğu o zaman daha ziyade şehaplarla recm ve men edildiğine dair olan mezkür ayetler münasebetiyle gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır. Sual: Şu gibi ayetlerden anlaşılıyor ki cüz'i ve bazen şahsi bir hadise-i gaybiyeyi de haber almak için gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüz'i hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa, hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye bir manayı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Hem nas-ı ayetle semavatın üstünde bulunan cennetin meyvelerini bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen yakından cenneti temaşa ediyormuş diye nihayet uzaklık
nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki bu asrın aklına sığmaz. Hem cüz'i bir şahsın cüz'i bir ahvali, külli ve geniş olan semavat memleketindeki mele-i âlânın medar bahsi olması, gayet hakimani olan tedbir-i kainatın hikmetine muvafık gelmiyor. Halbuki bu üç mesele de hakaki İslamiyeden sayılıyor. Evet, İslamiyet'in hakikatleri içerisinde demek ki bunlar var. Bazı büyük veli zatlar, işte mesela cenneti, dünyadan cenneti gördüklerini ifade etmişler. Yakından temaşa i̇şte, ediyorlar. Evet, temaşa ediyorlar. İşte bir fakir bir ehli velayet bir zat, işte dua et de Allah bize şey yapsın demiş hanıma. Yardım etsin, çok fakiriz. O da dua ediyor. Cennetten bir, cennetteki sarayından bir kerpiç Allah gönderiyor. Arkasından hanım çok mübarek bir zatmış ki demiş dua et de yerine gitsin. Cennetimizden bir kerpiç eksik olmasın. Fani bir surette burada bitmesin. Bitmesin diye. Burada yiyeceğiz, biteceğiz. Oradaysa daimi olacak diye. Yani buna benzer öyle hani yerden melekleri gören, cenneti gören Peygamberimiz mesela birçok sahabenin hallerini, cennetteki hallerini görmüş, müjdelemiş. Cennetlik bir insan görmek istiyorsan işte şunun şu haline bakın şeklinde. Miraç'a çıktığı zaman yine cennetteki hallerini görmüş, gelmiş, müjdelemiş. Seni cennette gördüm diye hani aşire mübeşşire dediğimiz 10 büyük sahabenin hallerini müjdelemiş. Yani bunlar hakikatlerden hadis-i evet. şeriflerde geçiyor. Demek ki dünyadayken Cenab-ı Hak gösteriyor. Bunlar ne demektir? Nasıl anlayacağız bunları? İşte eskiden yine bazı böyle kahinler, cinler, gayıptan haber getirenler, haber alıp geliyorlarmış. Yani İslamiyet'e ne? Kur'an'dan işte evvel. Kur'an'dan evvel. Yani Kur'an, İslamiyet bütün bunları da kesti gayıptan evet. haber. Kur'an'dan almak. Evvel zaten gayıptan haber getirmek, cinlerle haber almak falan var, bunlar zaten var, o zaman varmış. Geçerliymiş. Kur'an-ı Kerim'le birlikte bütün bunlar da kesilmiş. Şeylerle, bu rejimlerle bunları kovduk ifadesi var ayet-i kerimelerde. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Evet. Hikmetini de ne manada ifade edilmiş bu ayet-i kerime. El cevap. Evvela 15. söz namındaki bir risalede 7 basamak namında 7 kat'i mukaddeme ile وَلَقَدْ زَيَنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُمًا لِشَيَاطِينَ ayetinin ifade ettiği yıldızlarla şeytan casuslarının semavattan ref ve tardı öyle bir surette ispat edilmiş ki en muannet ve maddiyunu dahi ikna eder, susturur ve kabul ettirir. 15. demek ki sözde bunu biraz daha geniş izah ettik. Evet. Yakın göğü yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Mealindeki ayet-i kerimeyi 15 sözde izah etmiştik diyor. Oraya da bakabilirsiniz evet. daha geniş izah istiyorsanız. Evet. Saniyen, bu uzak zannedilen o üç hakikat-ı İslamiye'yi kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsil ile işaret edeceğiz. Mesela bir hükümetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında ve daire-i adliyesi garbında ve daire-i marifi şimalinde ve daire-i ilmiyesi cenubunda ve daire-i mülkiyesi ortasında bulunsa, telsiz telefon telgrafla gayet muntazam bir surette her daire alakadar olduğu vaziyetleri görse, haber alsa, adeta umum o memleket, adliye dairesi olduğu halde askeri dairesidir ve mülkiye dairesi olduğu gibi ilmiye dairesi oluyor. Evet. Hem mesela müteaddit devletler ve ayrı ayrı paytahtları bulunan hükümetlerin bazen oluyor ki müstemlekat cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hakimiyetleri bulunur. Raiyet ve millet bir olduğu halde her bir hükümet
kendi imtiyazı cihetiyle o raiyetle münasebettardır. Birbirinden çok uzak o hükümetlerin muamelatı birbirine temas ediyor. Her hanede birbirine yakınlaşıyor ve her adamda iştirakleri oluyor. Cüz'i meseleleri temas noktalarındaki cüz'i bir dairede görülür. Yoksa her cüz'i bir mesele daire-i külliyeden alınmıyor, fakat o cüz'i meselelerden bahsedildiği zaman doğrudan doğruya daire-i külliyenin kanunu ile olduğu cihetiyle daire-i külliyeden alınıyor gibi ve o dairede medar-ı bahsolunmuş bir mesele şekli verilir tarzda ifade edilir. İşte bu iki temsil gibi semavat memleketi payitaht ve merkez itibarıyla gayet uzak olduğu halde arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonları olduğu gibi semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi ervahı ve alemi melekûtu tazammun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şehadeti ihata etmiştir. Hem alemi bakiden ve dar-ı bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daire-i tasarrufatı perde-i şehadet altında her tarafta nurani bir surette uzanmış, yayılmış. Sani-i Hakim-i Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daire-i tasarrufunu alabiliyor. Öyle de bu insana ekber olan kainat dahi mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Onlarda cereyan eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüz'iyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o cüzler cüz'i ve yakın yerlerde ve külli ve azametliler külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen cüz'i ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenilse o hadise işitilir. Ve bazen de büyük tahşidat düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar-ı haşmet için yapılır. Mesela hadisi-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve vahyi Kur'an'ın hadisi-i kutsiyesi umum semavat memleketinde, hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbettarlar dizilip yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tart ve def ediyorlar vaziyetinde göstermek ve ifade etmekle vahyi Kur'ani'nin derece-i haşmetini ve şaşa-i saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen derece-i hakkaniyetini ilana bir işaret-i Rabbaniye olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an-ı Mucizil Beyan dahi o ilan-ı tekviniyi tercüme edip ilan ediyor ve o işaret-i semaviyeye işaret eder. Evet, bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları, bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları, böyle bir işaret azime-i semaviye ile melaikelerle mübareze ettirmek, elbette o vahyi Kur'ani'nin haşmeti saltanatını göstermek içindir. Hem bu haşmetli olan beyan-ı Kur'ani ve azametli tahşidat-ı semaviye ise cinnilerin, şeytanların
semavat ehlini mübarezeye ve müdafaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaaları bulunduğunu ifade için değil, belki kalbi Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam ta semavat alemine, ta arş-ı azama kadar olan uzun yolda hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için vahyi Kur'ani koca semavatta umum melaikece medar bahsolan bir hakikattir ki bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak rejim edilmesiyle işaret ediyor ki kalbi Muhammediye aleyhissalatü vesselam gelen vahiy ve huzur-u Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam gelen Cebrail ve nazar-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam görünen hakaiki gaybiye sağlam ve müstakimdir. Hiçbir cihette şüphe girmez diye Kur'an-ı Mucizil Beyan mucizane haber veriyor. Burada şöyle bir mana geldi de dinlerken şey yapayım, katkıda bulunmak için anladığım manayı daha doğrusu. Yani şimdi biraz önce buyurduğunuz gibi bugün teknoloji bu kadar ilerlemiş. Yani bu teknolojiye rağmen hala bu hakikatleri kabul etmiyorsa bilim adamı, yazıklar olsun. Evet. İnsana bunları gördüğü halde. Mesela bugün bütün dünyanın her tarafından haber almak için de internet diye bir sistem geliştirmiş insanlar. İstediği yerden giriyor, telefondan, bilgisayardan. Bilgiler alınıyor. Şimdi uydular aracılığıyla o bilgiler de aktarılıyor dünyanın her tarafına. Şimdi bazen diyelim ki rakip ülkeler, işte bundan bir 8-10 sene önce olmuştu, işte Çin, Amerika'nın bir haberleşme uydusunu düşürdü mesela. Yani burada bir şey yarışı, teknoloji, bak ben istesem senin uydunu bile düşürebilecek güçteyim anlamında. Ne yaptı? Onun bir bölgeye olan şeyini kesmiş oldu, engellemiş oldu. Şimdi internetten bazı haberlere şey konulabiliyor, engelleme konulabiliyor. İşte bir ülkeye ambargo koymuş bir şey, diyelim ki büyük bir devlet. Evet. Şimdi sen oraya para gönderemiyorsun internetten, engelliyor senin. Şu haberi engelliyor, bilgiyi engelleyebiliyor işte. Twitter var, işte Facebook var, şu babı denetliyor bir merkezden. O bilgilerin oraya ulaşmasını, değil mi, engelleyebiliyor. Evet. Ambargo koyabiliyor. Yani aciz insanlar bile Allah'ın koyduğu bu kanunlardan faydalanarak bu bilgilerin ulaşmasını engelliyorsa, her şeye hakim, kadir mutlak sahibi, kainatın sultanı olan Cenab-ı Hak niye engelleyemesin? Değil mi? Değil mi? Yani bazı şimdi bir zavallı çıktı işte bundan birkaç sene önce. İşte bazı ayetleri haşa şeytan peygamberimize getirmiştir gibi bir iddiada bulundu. Yani bunlar tabi tamamen onların iftiraları. Ya Resulullah'a gelen ayetler hiçbir, daima bizim kontrolümüzdedir her şey. Kimse bunlara müdahale edemez. Biz o bilgileri müdahale eden o şer kuvvetleri her zaman için def ediyoruz. Doğrudur bu ayetler, bunlara güvenin şeyinde de o güvenceyi veriyor bize. Peygamberimize gelen ayetlere kesinlikle hiçbir kuvvet Cenab-ı Hakk'ın dışında müdahale etmemiştir. Resulullah'ı engellemeleri, Resulullah'ı şaşırtmaları, Resulullah'a yanlış bilgi, yanlış vahiy iletmeleri mümkün değil. Bunlara güvenin diye de bu şeyi de vermiş oluyor. Evet. Biz kesinlikle o vahiylere müdahale eden o şer kuvvetleri, aynen bugünkü şeye benzer, hani uydulara, internetteki yanlış algılara, yanlış bilgi şaşırtmalarına, kamuoyunu şaşırtıcı bilgilere benzer bir şekilde kesinlikle biz bunlara izin vermeyiz. İnsanların aleminde olabiliyor bu hırsızlıklar ama hırsızlıklar yani Cenab-ı Hakk'ın aleminde mümkünatı yok. Bunlara tabii mümkün değil. Şeytanlar, cinler, başka kuvvetlerin bu bir gelen vahiylere, gelen aynı şey gibi Cenab-ı Hak'tan gelen o vahiylere müdahale edip de onları değiştirmeleri. Evet, mümkün. Ki öyle bir nadan, bir zavallı öyle bir şeyde iddiada bulunmuş işte şeytan ayetleri gibi bir kitap yazarak. Evet. Halbuki bunlar mümkün değil. Her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde. O gelen bilgiler tamamen doğrudur. Onlardan emin olalım. Bir meleğin üfürmesiyle o şeytanları mahvetme kabiliyetindeyken yani
Yani Cenab-ı Hak azameti ilan için yani bu kadar büyük bir sema kasırlarında efendim yıldızlarla mancınıklar gibi ne yapıyor? Şeytanları def ediyor. Azameti ilana medar olsun diye. Ki bugün bunu bunun küçük bir numuneleri bugün de insanlar yapmıştı işte bu haberleşme her taraftan gelebiliyor. Havadan hiçbir şey olmadan, telsiz bile olmadan. Bugün insanları büyük güçler kandırabiliyorlar, yanlış bilgiler yapıyor ama Cenab-ı Hak buna izin vermediğini bu ayetlerde de söylüyor. Evet. Yani bizim dışımızda her şey kontrollü olarak gelmiştir Resulullah'a. O bilgiler vahidir, doğrudan Allah'tan gelmektedir. Bunlardan emin olun diye de bize güvence vermiş oluyor. Tereddüde medar herhangi bir nokta yok. Kimse bunlara müdahale etmez, biz onlara izin vermedik. Evet. Yani nasıl işte bir güçlü devletin öbürünün uydusunu düşürtmesi gibi Cenab-ı Hak da bazen böyle teşebbüs eden cinleri, şeytanları demek ki böyle yıldızlarla, göktaşlarıyla oralardan kovuyor. Buna izin vermiyor Cenab-ı Hak. İşte şimdi böyle yani bir... şeytan niyetiyle, şeytan gibi bu ayetlere dil uzatanların da yani illaki nefesi kesilecek yani. Evet, bunlar böyle bir şey. Ya teşebbüs edenler başarılı olamayacaklar, hedeflerine, amaçlarına ulaşamayacaklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onu biz koruruz diye Cenab-ı Hak kelamullah, ilahi garantisi de veriyor, güvenceyi de veriyor bize. Kesinlikle. Allah'ın koruması altındadır. Bundan sonra da kimse onu bozamayacak, değiştiremeyecek inşallah. İnşallah. Yeter ki biz okuyalım, istifade edelim, hayatımıza tatbik edelim. Evet. Ama cennetin uzaklığıyla beraber âlem-i bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi bu âlem-i fani ve âlem-i şehadet ise âlem-i gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber âlem-i misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi hakkal yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alem-i faniyede temsilde hata olmasın bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir. Ve kalp telefonuyla yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir. Ama bir daire-i külliyenin cüz'i bir hadisi-i şahsi ile meşgul olması yani kâhinlere gaybi haberleri getirmek için şeytanlar ta semavata çıkıp kulak veriyorlar. Yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki semavat memleketinin payitahtına kadar girip o cüz'i haberi almak değildir. Belki cevvi havaya dahi şumulu bulunan semavat memleketinin teşbihte hata yok. Karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki o mevkilerde arz memleketi ile münasebetdarlık oluyor. Cüz'i hadiseler için o cüz'i makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalbi insani dahi o makamlardan birisidir ki meleki ilham ile şeytanı hususi o mevkide mübareze ediyorlar. Ve hakaki imaniye ve Kur'aniye ve hadisat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ise ne kadar cüz'i de olsa en büyük, en külli bir hadisi-i mühimme hükmünde en külli bir daire olan arş-ı azamda ve daire-i semavatta temsilde hata olmasın. Mukadderat-ı kainatın manevi ceridelerinde neşrolunuyor gibi her köşede medar-ı bahsoluyor diye beyan ile beraber kalbi Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam ta daire-i arşa varıncaya kadar ise hiçbir cihetle müdahale imkanı olmadığından semavatı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifade ile vahyi Kur'ani ve nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ne derece yüksek bir derece-i hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihetle hilaf ve yanlış ve hile ona yanaşmak mümkün olmadığını gayet beligane, belki mucizane ilan etmek ve göstermektir. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Yani burada da demek ki yine zaman zaman bazı büyük zatlar
cennette gördüklerini anlatıyorlar, oradan meyve getirdiklerini müjdeliyorlar. Hele Peygamberimiz zaman zaman, değil mi? Cennette gördüklerini hemen evet. dünyadayken sahabelere müjdeliyor, anlatıyor. Yani cennet manevi alem, ahiret alemiyle dünya ve şehadet alem zaten birbirinden çok uzak değil, birbiri iç içe. Demek ki maneviyeti yüksek bazı müstesna zatlara Cenab-ı Hak bazen pencereler açıyor. O pencerelerden o manevi alem, ahiret alemine dair güzellikler görülebiliyor veya bazen oradan meyveler alınabiliyor. Böyle bir hakikat, böyle bir sır da evet. var. Hele Peygamberimizin kalbi daima Cenab-ı Hakk'ın koruması altında olduğu için ona böyle bir yanlış bilginin kalbine gelmesi, yanlış bir vahyin gelmesi hiçbir zaman söz konusu değil. İn huve illa vahyun yuha, sana verdiklerimiz tamamen vahiydir diye de ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bunu garantilemiş yani, garantiyi de vermiş. Kesinlikle o bir rüyada görmedi, hayalde görmedi, evet. tahmini bir şeyler de söylemedi. Ona bildirdiklerimiz, onun kalbine bildirdiklerimiz, aklına bildirdiklerimiz tamamen Allah'tan gelmektedir, vahiydir diye. Biz de hem ayet-i kerime ile gelen şeyler, hem de manası Peygamberimize bildiren hadis-i şerifler hep böyle hürmetle, saygıyla kabul edip ondan istifade ediyoruz inşallah. Evet, evet, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, değerli Ersel-i Nur dersleri seyirci ve dinleyicileri, bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni bir dersimizde birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz.